Herkese merhabalar. Örgü Hikayeleri YouTube kanalıma hoş geldiniz. Arkadaşlar, bazı arkadaşlarımız Beymen modeli hırkada nasıl çalıştığımı anlayamamışlar. Haklılar. Ben de en az 10 tane, belki 12-13 tane ördüm o hırkadan ama ilk etapta yaparken modeli kavramak çok güç. Püf noktasını anlamak çok güç. Basit bir model gibi görünüyor ama kafa karıştırabiliyor. Özellikle yeni başlayan arkadaşlarım için bu daha da zor bir hale gelmiş olabilir. Şimdi ben şöyle şişime 25 tane ilmek attım. Bir sıra lastik yaptım ve yanlara hırkamızdaki gibi pat olması için lastik koydum. Şimdi hemen başlayalım arkadaşlar. Ben biliyorsunuz, artık biliyorsunuzdur. Ben biyesiz örgü yapmıyorum. Yanları biye olarak yapıyorum. 3 tane düz ördüm. 1 ters ördüm. 1 düz ördüm. Şimdi buradan sonrası, bu düzüm, bir tane düzümden sonrası artık modeli koymaya başlayacağız. Yani şöyle düz, bu 5 ilmeği lastik olarak sayıyoruz ve lastikten sonra 1, 2, 3 tane düz ördüm. 3 düzümden sonra şöyle ipimi geriye aldım. Ya da size şöyle anlatayım. Doladım. Bir tane doladım. İlmeğimin yönünü değiştirdim. Tekrar sol şişime taktım ve 2 ilmeğimi birlikte ördüm ve kestim. Şöyle bir tık da yakınlaştırayım sizin için. Daha net olacak. Şimdi tekrar en baştan, şimdi ilk ajurumuzu koyduk. Tekrar bir ajur daha yapmış olacağız. Sayıyoruz. 1, 2, 3, 4, 5 tane düz ördüm. Bakın 2, 4, 6, 7, 5 tane düzümü ördüm. Bir doladım, ilmeğimin yönünü değiştirdim ve 2 ilmeğimi birlikte ördüm ve kestim. Yine 5 tane düz örüyorum. 1, 2, 3, 4, 5. 5 tane düzümden sonra bir doladım, ilmeğimin yönünü değiştirdim ve 2 ilmeğimi birlikte ördüm ve kestim. İlk sıra ajur çalışmamızı yapmış olduk. Şimdi örgümüzün ters sırasındayız. Örgümüzün ters sırasında bütün ilmeklerimizi, dolama yaptığımız ilmeklerimiz dahil, lastiklerimiz hariç, ters olarak örüyoruz. Hemen bu kısmı birlikte örelim arkadaşlar. Dolama yaptığım ilmeğim, bakın, ters ördüm. Bütün ilmeklerimi örgümün ters yüzünde ters olarak örüyorum. Yine dolama yaptığım ilmeğim ve ters olarak ördüm. Devam ediyorum. Şimdi bu lastik kısmımıza geldik. Ve son kalan 2 ilmeğimi örmeden sağ şişime aktardım. Şimdi örgümün düz yüzündeyim. Yine bu sıramda lastiklerimi örüyorum. Şimdi 3 tane düz denk gelmişti. Lastiği öyle kurmuşum. Bir ters ve bir düz. Bunlar lastiğimiz. Şimdi kalan ilmeklerimizi hiçbir işlem yapmadan bütün ilmeklerimizi düz olarak örüyoruz bu sıramızda. Bir sonraki sıramız, yani örgümüzün ters yüzünde bütün ilmeklerimizi ters olarak örüyoruz. Örgümün ters yüzündeyim şimdi. Videoyu kesmeyeceğim arkadaşlar, rahat anlayın diye. Yani her satırı benimle birlikte yapabilin diye kesmiyorum videoyu. Örgümün ters yüzündeyim. Bütün ilmeklerimi, lastik ilmeklerimiz hariç, ters olarak örüyorum. İlmek sayımız az olduğu için hızlı bir şekilde örüyorum. Lastiklerime geldim. Şimdi bir ters, bir düz ve 2 ilmeğimi sağ şişime aktardım. Devam ediyoruz. Şimdi arkadaşlar, bu sırada da hiçbir işlem yapmıyoruz. Yine bütün ilmeklerimizi düz örüyoruz. Örgümüzün ters yüzünde de ters olarak öreceğiz. Şimdi lastiklerimizi örüyorum.
Biyeden dolayı 3 düz denk geldi. 5 ilmeğimi lastik olarak kullandım. Şimdi bütün ilmeklerimi bu sıramda tekrar düz olarak örüyorum. İlk düz sıramızda aşur çalışması yaptık. Örgümüzün ters üstünde dolama yaptığımız ilmeklerimizi de ters olarak ördük. Sonra tekrar örgümüzün düz yüzüne geldik. Şu anki olduğumuz yüzü ikinci kez düz yüzümüzdeyiz. Aşur çalışmamızı yaptığımız ilmeğimiz dahil. Bütün ilmeklerimizi düz olarak ördük. Şimdi yine örgümün ters yüzündeyim. Ve lastik ilmeklerim haricindeki bütün ilmeklerimi ters olarak öreceğim. Ve örgümün düz yüzünde, yani bakın arkadan da şöyle saydığımızda 1, 2, 3, 4, 5. 5. sıramda tekrar aşur çalışması yapmış olacağım. Aşur koydum. Bir sıra ters ördüm. Bir sıra düz ördüm. Bir sıra ters ördüm. Tekrar bir sıra düz örüyorum ve aşur çalışmamı yapmış olacağım. Şimdi bu sıramızdayız. Sayalım. Bakın şöyle daha yakından göstereyim arkadaşlar. Ya da şöyle zoom yapayım. Daha sizin için rahat olacak. Renk açık bir renk olduğu için. 1, 2, 3, 4, 5. sıramızdayız. Bakın şuradaki aşurumuzdan sonraki ilmekleri sayarsak 1, 2, 3, 4, 5. sıramızdayız. Ve şimdi yine tekrar aşur çalışması yapacağız. Lastiğimi örüyorum. 5 ilmeğimiz lastikti. Ters ve düz. Şimdi az önce ne yapmıştık? Az önce 1, 2, 3 tane örmüştük. Şimdi ne yapıyorum? 1, 2, 3, 4, 5, 6 tane düz ördüm. 6 tane düz ördüm. 1 doladım. İlmeğimin yönünü değiştirdim. Sağdan sola doğru bir kesme işlemi yaptım. 1, 2, 3, 4, 5 tane düzüm ördüm. 1 doladım. İlmeğimin yönünü değiştirdim ve 2 ilmeğimi birlikte ördüm ve kestim. Devam ediyorum. Şimdi arkadaşlar, aşurumuzu oluşturduk. Yine aynı şekilde aşur sıramdan sonra 4 sıra daha düz ve terslerimi yapıp geleceğim. Yani bu iki aşur arasındaki mesafeyi, yani düzleri öreceğim. Şimdi tekrar bir aşur sırasına geldiğimiz zaman, tekrar ilk başta yaptığımız aşurumuzu yaparken tekrar sizinle aşur sıramı paylaşacağım. Ben şimdi aradaki düz örgülerimi örüp geliyorum. Ben aradaki düz örgülerimi ördüm ve geldim. Şöyle kaçırdığım ilmeğimi de bir yakalayayım. Ne yapıyorduk arkadaşlar? Bakın şöyle en son ikinci sıra aşurumuzdan itibaren 1, 2, 3, 4, 5. sıramızdayız. Sayarak sıramızı takip edebiliriz. Şimdi asıl püf noktamıza geliyoruz. Şimdi bu şekilde ilk başlarken 3 tane düz ördük, 1 doladık, 2 ilmeğimizi birlikte ördük, kestik. İkinci sıra aşurumuzu koyarken 6 tane düz ördük, 1 doladık, 2 ilmeğimizi birlikte kestik ve 5 sıra düz aralık bırakarak aşurlarımızı oluşturduk. Şimdi 3. sıra aşurumu nasıl yapıyorum? Asıl olay burada ve kafanızı asıl karıştıran kısım bu aslında arkadaşlar. Şöyle hemen bakın, ilk aşur çalışmamın tam üstüne gelecek şekilde yapacağız. Bunu nasıl yapıyoruz? 1, 2, 3. Yine başta nasıl 3 tane düz örüp dolamamızı yaptıysak, 3. sıra aşurumuzu yaparken de, aşur çalışmamızı yaparken yine 3 tane düz örüp dolamamızı yaptık. Aralarda 5 tane düz örüyoruz. 1, 2, 3, 4, 5 ve tekrar 1 doluyorum. İlmeğimin yönünü değiştiriyorum ve 2 ilmeğimi birlikte ördüm, kestim. Devam ediyorum. 1, 2, 3, 4 ve 5. 1 doluyorum. İlmeğimin yönünü değiştiriyorum. Ve 2 ilmeğimi birlikte ördüm ve kestim. Şimdi olay bu arkadaşlar. Çok basit bir şey. Ne olursa olsun ilmeklerimiz kaydı diye düşünmeyin. Başlangıçta
Başta 3 tane düz örüp dolama yapıyorsanız hep ajur sıramızda aynı şekilde devam edelim. İlk sıra ajurumuzda 3 tane düz ördüysek bu etek ucuna kadar, model bitimine kadar hep başta 3 tane örelim. İkinci sıra ajurumuzda 6 tane ördük, 6 tane örelim. Siz modelinizi kurarken bunu farklı başlayabilirsiniz. İşte ilkten 6 örüp ikinciyi 3 yapabilirsiniz. Bu tamamen sizin kendi modelinize uygulayacağınız modelinize göre değişir. Bakın arkadaşlar, şöyle daha yakından göstermeye çalışayım ya da zoomlayayım, daha güzel olur zoomladığım zaman. Şöyle bakın, ajurumuz bu şekilde oluştu. Şimdi son bir sıra daha sizlerle ters sıramı öreyim. Tam daha net görünsün. Simetrisini bozmadan örmenin püf noktası bu arkadaşlar. Başta 3 düz örüyorsanız ilk ajur çalışmanızda, 3. sıraya denk geldiğinde tekrar 3 tane düzle başlıyorsunuz. 2. sırayı 6 tane düz örüp dolama yapıyorsanız, 4. sıra ajurumuzda 6 tane düz örüp ondan sonra dolamamızı yapıyoruz. Ve örgümüzün simetrisi bozulmadan devam ettirmiş oluyoruz. Şimdi şu sıramda ördüm. Bakın daha net bir şekilde ajurlarımız görünecek. Şurada, sonda, şurada görünüyor zaten. Bakın hiçbir şekilde simetrisi bozulmaz. Dediğim gibi tekrar söylüyorum. İlk arkadaşlar, tam anlatırken bir hapşırık. Hala düzelemedim, iyileşemedim. Dediğim gibi ilk ajur çalışmamızı 3 tane düz örerek başlayıp ajurumuzu yaptıysak, bir sonraki sırada 6 ile başladıysak, 3. sıramızı tekrar 3 ile, 4. sıramızı tekrar 6 ile yapmamız gerekiyor ve simetrisi bozulmadan örgümüzü devam ettirebilelim. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Daha sonraki videolarımdan haberdar olmak için kanalıma abone olmayı unutmayın. Sağlıkla kalın, hoşça kalın.